Sizi bekliyorum hocam. Konuşmak istemiştiniz. Ben değil, sen anlatacaksın Ekim. Şu an neyi anlatacağım ben anlamadım. Neler oluyor? Hiçbir şey. Anlaşıldı, sen de konuşmayacaksın. İyi. Ama bak, eğer bir zorbalık söz konusuysa... Hocam siz çok yanlış anlamışsınız. Ya izninizle ben çıkabilir miyim? Ekim lütfen otur. Ben aptal bir adam değilim. Kaza olayından da haberim var. Belli ki sen de Ayşe'nin babası gibi kazadan okuldan birilerinin sorumlu olduğunu düşünüyorsun. Bu yüzden mi tepkililer Bekir'e ve sana? Ekim, bana güvenebilirsin. Bütün bunlarla tek başına mücadele etmek zorunda değilsin. Hocam ya hiç oluyor, derse geç kalacağım. Ekim otur. Bu da bir ders. Yaz. Madem konuşmuyorsun o zaman yazacaksın. Kalemin de kuvvetli zaten. Hadi bakalım, kompozisyon konu cesaret. Hocam siz beni anlamıyor musunuz? Bir yerde bir yanlış varsa... Yok dedim. Ve sen de onu düzeltmek istiyorsan eğer önce cesur olacaksın. Korkmak zayıfların işidir. Haklısınız hocam. Ben çıkabiliyorum öyle mi? İki tane Bekir oldu yani. Yok, biz boş boşuna uğraşmışız bu çocukla ya. Bu çocuk... Şimdi mesela ben bu çocuğun suratına tükürsem yağmur yağıyor sanacak. Küçük şeylerden mutlu oluyor işte zavallı. Ne oldu lan? Hoşuna mı gitti? Ozancığım, vallahi ne yalan söyleyeyim çok sevdim biliyor musun? Teşekkür ediyorum. Bu ya. Ha, geldi diğer zavallı. Ne bu? Hı, ne bu? Sayende canım arkadaşım. Günümüze güzel başladık yine. Görüyor musun? Bekir'cim sen burada dur böyle, hiç rahatsız olma. Ben şimdi başka bir sıraya geçerim hemen. Müsaade var mı? Dedem mal genkinde. Kızım acele et biraz hadi. Baba nereye götürüyorsun beni? Geldik öğrenirsin biraz. Bu burası neresi? Baba ne işimiz var burada? Soru sorma gel. Geldiniz mi Sedat kardeş? Hoş geldin kızım. Bu kızım işte Ayşe. Bundan sonra sana emanet, tamam mı usta? Aklın kalmasın. Ayşe bize emanet. Tamam, iyi hadi hayırlı olsun. Kızım ustanın sözünden çıkma.
İşi öğren, kolunda altın bileziğin olsun. Nasıl? Baba. Ne? Okul. Burası da okul kızım. Bak, hayat okulu. Bunlar da sınıf arkadaşları, tamam. Başlasın ustam hemen. Olur tabii. İyi, hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Baba. Hadi, hadi. Leyla bacı. Bir önlük getir bakayım Ayşe kızıma. Hadi, hadi. Hayırlı olsun kızım. Giy hemen yanıma gel. Yahu abi vallahi garip bir durum, ben sana söyleyeyim. Benim düşmanım da yok ki, niye ihbarda bulunsunlar? Yani sonuçta nasıl diyeyim, kim mi ihbarda bulunur? Bu ihbar da değil, iftira yani. Değil mi? Abi, memur bey abi, siz hani ihbar edeni söyleyebiliyor musunuz? Öyle bir şey var mı? Olur. İstersen açık adresini vereyim. Tövbe estağfurullah. Ya memur bey abi, hemen kızma ya. Tamam, ben öyle sordum işte ya. Vallahi bir çay, kahve, tost, neyim, bir şey ister misiniz, soda falan ha? Sağ ol, bir şey istemiyoruz. Zahmet etme. Sağ ol memur abi. Vallahi içeri gördün, baktın, içeride hiçbir şey yok. Yani asılsız bir ihbar oldu ortada, yalan yanlış konuşuyorlar. Ha bir de ben kendimi anlatmayayım yani, istiyorsan git esnafa sor abicim. Halil de, sadece Halil de. Bir tane kötü söz kendi aklımda duyayım, yemin ederim bu kepenkleri aşağı indiririm, defolup giderim buradan. Ben öyleyim yani. Dükkanı mühürlüyoruz. Nasıl mühürlüyorsun? Memur bey abi. Ruhsatta sorun var. Hadi kardeşim. Abi özünü sevdim ya. Çıkardım. Tekrardan bakar mısın o şeye, kağıda? Yani usulsüzlük falan yok. Ben işimi usulüne göre yaparım. Gözünü seveyim. Bak burası benim ekmek teknem abi. Tartışma benimle. Boşalt dükkanı. Abi bak, efendi gibi konuşuyorum. Diyorum ki tekrar bakar mısın? Çünkü ben usulüne göre yapıyorum. Anlatabildim mi? Efendi gibi söylüyorum. Burası benim ekmek teknem abi. Boşalt dükkanı. Yani Melisa bu kadar hızlı affedeceğini düşünmemiştin değil mi? Vallahi pes. Kızlar arada böyle sürprizler yapıyorum biliyorsunuz. Tutsana şunu aşkım. Ne yapacağımızı düşündün mü? Gelsene şöyle. Çocuklar siz gidin bir. Ekim'le ilgili diyorum. Duruyoruz. Pardon, neden? Meydanı boş bulsun da saçmalıkların dozunu arttırsın diye mi? Ekim'le konuştum. Yorum yazan o değilmiş. Bah bah, ben kızın günahını aldım. Gideyim de özür dileyim bari. Sevgilim, amma safsın sen de. Yazmadım diyorsa yazmamıştır, uzatma. Ama artık biraz köşemize çekilmemiz lazım. Son zamanlarda çok dikkat çektik. Melisa, burslularla uğraşmak yok. İstersen gideyim ben hepsinden tek tek özür dileyim. Belki büyük, kocaman bir arkadaş grubu olursa. İyi olur. Bu gerilimin kimseye faydası yok, gördük. Tamam sevgilim. Sen nasıl diyorsan öyle olsun. Hatta akşama süper bir planım var. Yeni arkadaşlarımız da gelir. Güzel güzel kaynaşmış oluruz ha. Akşama çok eğleniyoruz. Ne planın varsa? Öyle bir şeyler bakalım. Özlemciğim, tüm panoları as olur mu? Bak arkadaşların arasında da mutlaka yay. Hepinizin katılım göstermesi çok önemli. Çok faydası olacak bunun size. Herkesi bekliyorum mutlaka, tamam? Tamamdır hocam. Bahar hocam. Müsait miydiniz? Evet buyurun. Nedir konu? Ya, konu iletişim. Belli ki bu konularla çok ilgilisiniz. Ama öğrencilerle gerçek bir iletişim kurabiliyor musunuz, ona pek emin değilim. Yine bir takım imalar başladı. Hocam söylemek istediğinizi açıkça söylerseniz daha iyi anlarım sizi. Nedir bu? Bir öğrencimizin sessiz çığlığı diyelim. Hekimin yazısı. Sorunları var. Ve bu direkt okulla ilgili. Yangın günü bir şey olmuş, anlatmıyorlar bana. Belli ki size de anlatmamışlar.
Bekir'i zaten gördünüz, okulun bahçesine üzerine flamayla çıktı. Kıyafetsiz, yani bir tek ben mi gördüm bunu? Yani açıkça anlamıyor musunuz Bahar Hocam? Bu okulda çocuklara zorbalık yapılıyor ya da artık başka bir şey. Ya pardon, bir dakika. Siz beni neyle itham ediyorsunuz? Açıkça söyledim. Bakın Selim Hocam. Okulda bazı sıkıntılı çocukların olduğunun ben de farkındayım. Ama onları kaybetmeden yapıcı bir üslupla yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden benim işime karışmazsanız çok sevinirim. Söyleyecekleriniz bittiyse benim müdür beyle toplantım var. Bahar Hocam. Maalesef benim de çok kötü bir huyum vardır. Her şeye burnumu sokarım ben. Söz konusu olan öğrencilerimse hele. Selam canım, ne haber? Kızgın mısın hala bana? Başına bir şey mi düştü senin Melisa? Senin şu alaycı üslubuna da bayılıyorum. Hadi barışalım. Barışalım. Dün yaptıklarından sonra. Tamam, kabul. Biraz ileri gittim. Ama sonra düşündüm ve çok pişman oldum Ekim. Benim bir zaafım var. Bazen kontrolümü kaybediyorum. Neymiş senin zaafın? Kıskançlık. Ama biraz. Zaten anladım ki kanıtın seninle bir işi yokmuş. O yüzden problem de yok. Hem telefonu sana ben gönderdim. Kanıta kalsa çoktan ipin çekilmişti. Hadi gel yeniden başlayalım. Yeni bir başlangıç yapalım ha. Akşam evde bir parti veriyorum, havuz partisi. Sen de gel. İstemez. Ekim, kalbimi kırıyorsun ama. Sana uzattığım yeri geri çeviremezsin. Ne oldu senin şu hümanist değerlerine? Bekir, gelsene. Allah Allah. Başımıza taş yağacak ha. Gel otur. Akşama bendesiniz. Parti var. İtiraz istemiyorum. Ekim'i ikna etme işi sende. Bu kadar didiştiğimiz yeter ya. Biraz kaynaşalım ha. Anlaştık mı? Konum atarım size. Saat 8'de bekliyorum. Hadi bay bay. Ne bu suratın hali ya? Sen niye durmuyorsun Ekim? Niye iki dakika durup da şu zamanların tadını çıkarmıyorsun? Bana anlatabilir misin? Senin derdin anlaşıldı. Ama o mesajı ben yazmadım. Allah mı? Allah Allah. Oh be, rahatladım kızım ya. Şimdi asıl problem geliyor. Melisa'ların evindeki partiye gidiyor muyuz? Bilmiyorum, dün yaptıklarından sonra... Aman İpek'im, boş ver ya. Duymuyor musun dediklerini? Yeni bir başlangıç diyorlar, arkadaş olmaya çalışıyorlar. Kızım bak, aralarına kabul ettiler bizi artık. Anladın mı? Da bu... Yazıyı kim yazdı o zaman ya? Bilmiyorum ama bulacağım. O partide kesin birileri bir şey umutlar. Ama önce benim birilerini ziyaret etmem lazım. Kızım, bak ne yapıyorsan yap. Lan bir daha bizim başımızı belaya sokma, anladın mı? Ortalığı tekrar ateşe verme.
Molaya bak ya. Melisa'nın evi, ev partisi falan. Hasta bana ya. Allah Allah. Usta, tuz versene. Getiriyorum hemen abicim. Burada mı çalışmaya başladın? Abi ben sana bir şey göstereceğim. Gerek kalmadı. Tamam, afiyet olsun. Kızım sen beni nasıl buldun ya? Sen misin polis, ben mi anlamadım? Bir çorba iç bari. Yok yok, afiyet olsun. Şey değil mi bu ya, maske bunda dediğin çocuk? Hani beni boş yere evine yolladığın. Yanındakisi sevgilisi mi? Ya abi ona değil, altındaki yoruma baksana sen. Bir gün o palyaço maske düşecek ve hepiniz yanacaksınız. Ne bu? Abi ben yazmadım yorumu. Ya olayı bilen birileri daha var. Hadi canım. Ciddi misin? Abi anlamıyor musun sen beni? Hı? Okuldan birisi yazmış olabilir bunu. Bulmamız lazım. Tamam, buluruz. Abi dalga geçme ne olursun ya. Bir yardımcı ol bana. Kim? Bu olay senin psikolojini iyice bozmaya başlamış. Yani her şeyden bu kadar şüphelenmesen mi artık? Abi şüphe değil bu. Bak basbayağı kanıt kanıt. Ya ben kimden yardım isteyeyim? Kime gideyim o zaman? Tamam, ne yapacağım ben? Senden başka gidecek kimsem yok. Ya tamam tamam, ağlama. Hiç sevmem. Tamam, halledeceğiz. Bulacağım. Tamam. Bu sefer son ama. Anlaştık mı? Anlaştık, tamam. Tamam abi, abi tamam. Afiyet olsun sana. Ben sana fotoğrafı yollayacağım, tamam mı? Bak yollayacağım fotoğrafı. Ayşe! Sedat amca merhaba. Sen nereye gidiyorsun böyle okul formalı? Ben görmedim seni. Okulda değildim ki. Çalışıyorum ben. İşteydim. Ne iş ya? Ayşe işe başladı. Nerede Sedat amca, nasıl? Hüseyin abinin dükkanında. Geç olmadan bir meslek öğrensin bari. İyi de Sedat amca okulu... Okul şansını kaybetti artık. Neyse, hadi kızım hadi. Ara beni. Misafirim var, yukarıda seni bekliyor. Ne misafiri? Ya bu anne, dur ben sana ne anlatacağım biliyor musun? Önce yukarı çık, sonra anlatırsın. Hadi. Ama anne bana bunu söyle. Hadi, bak bakalım kim var. Çok özledim. Ben de. Yüzüne güller açtığına göre kızgın değilsin bana. Sence? Ya benim için çıkmışsın evden, gelmişsin buraya. Ve senin kadar terası da özledim Ekim. Ya hadi ara Ayşe'yi de şöyle bir kızlar gecesi yapalım ya. Yakışır bu barışmamıza. Aa. Hiç sanmıyorum gelebileceğini. Sezat amca çok kızgın ve Ayşe'yi işe sokmuş. Yani eski okuluna bile yollayacağını düşünmüyorum. Hadi ya, ne diyorsun? Leyla, bizim bir şey yapmamız lazım bu kız için. Ya yapalım tamam da biliyorsun Sedat abi. Sen anlat ayrıca. Okulda olaylar olaylar. Sanat'la Melisa barışmış. Gördüm. Like'lardan yıkılıyor fotoğrafların.
Ben de anlamadım onları. Yani tuhaf bir çift. Nasıl tuhaf? Yani ne bileyim böyle Kanat mesela sürekli mesela bir düş yakamdan, git başımdan diyor. Kız gitmiyor. Böyle sanki çocuk silah zoruyla beraber kızla. Anlamadım. Ha, Melisa desen o da başka bir garip. Yani kız böyle seviyor mu, sahip olma hırsından mı beraber belli değil. E, tuhaflar işte. Anladım. Bu arada Melisa evinde parti düzenliyormuş. Bekir'le beni de davet etti. Ben hiç gitmek istemiyorum aslında ama işim olmaz biliyorsun. Ama ne kadar da içlerinde olsam o kadar iyi. İyi misin kızım? Tabii ki git. Git tabii. Bu halde olmasaydım ben hiçbir partiyi kaçırmazdım. Ama ben eğlenmek için gitmiyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama gitmişken benim için de biraz eğlen ya. Allah Allah. Şöyle bir fotoğraf çek, bir video çek. Bir canlı yayın aç. Oradaymış gibi hissederim ben de. He? Olur. Olur. Evet arkadaşlar, ikonik hale gelmiş olan Melisa partilerin birindeyiz. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel. Ben de çok heyecanlıyım. Şöyle. Ah, kim varmış burada? Ozan. Merhaba. Merhaba. Nasıl, eğleniyor musunuz? Merhaba diye. Merhaba. Nasılsınız? Kızlar, yakalandınız. Ceyda. Ceyda'nın tırnaklarına bakın. Gerçekten perfect bir tarz yakalamışsın bu arada. Hemen bizimle paylaş tatlı. Aa, bakın. Burada bir adet minik bir kuş varmış. Aa, kuşumuz da pek ürkek çıktı. Neyse onu biz es geçelim. Her zamanki gibi. Yani göz kamaştırıcısın diyorsun. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor parti? Ben size eğlenebiliyor musun? Yalnız ben bu gözde çiftimize birkaç şey sormak istiyorum. Tabii. Power couple olmak nasıl bir duygu? Bize biraz anlatır mısınız? E tabii ki zorlukları var, yok değil. Ama güzellikleri daha çok. Naz, kapat şu yayını. Sevgilim bugün biraz üşütmüş, o yüzden keyfi yok. Hmm. O kadar mı sıkıcı partim ya? Geldiğinden beri telefona bakıyorsun. Ben bir bizimkilerin yanına uğrayayım.
Eğleniyor muyuz? Şimdiden çok sıkıldım. Seninle konuşmak kadar hiçbir şey keyif vermiyor bana. Yılın çiftini belirlemek için çok erken davrandın Nazcığım. Şöyle buyur dayıcığım. Böyle vereyim. Eyvallah. Bu ev galiba. Geldik yani. Kızım bu ne? Buna ev mev deme. Var ya biz bütün mahalle gelsek yaşarız burada biliyor musun Ek? Fikir tamam saçmalama yürü hadi. Bu ekimde var ya bir içim su. Ulan çuval giysi yakışır buna. Gelmeyeceksiniz sandım. Ekim'cim, beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu gece çok eğleneceğiz. Eğlenceye devam, hadi bakalım. Ekim'cim, ben muhabbete düşüyorum hayatım. Daha ne içtin sen? Yavaş. Daha hangisinden içtin? Oğlum ne suratsız adamsın, söylesene bir şey ya. Hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Nasıl? Eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Amca, aşırı eğleniyoruz. Güzel. Babacığım, Kanat seni soruyordu. Bir selam verelim mi? Tabii. Hadi gel. Vay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanat. Kanat. Ne haber? Nasılsın? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben deyim sağ olun. Bir şey ne kadar sahte duruyor değil mi? Aa. Çok pardon. Korkuttun mu? Yo. Yoksa sen de benim gibi düşündüğün için böyle herkesten uzakta takılıyorsun? Yani sayılır. Pek bana göre bir ortam değil burası. Perde perde sahnelenen bir tiyatro oyunun içindeymişim gibi sanki. Bütün roller dağıtılmış. Ben de sonunu bile bile izliyorum. Haklısın. Bazıları rolüne fazla kaptırıyor kendini değil mi? Sen niye onlar gibi değilsin? Yani ne bileyim sonuçta hepiniz aynı çevrede büyüdünüz, yetiştiniz. Bilmem. Hiç onlar gibi hissetmedim kendimi. İçer misin? Selam. Ekim, Ayşe'yi soracaktım da sana. İyi mi? Okula dönecek mi? İyi, merak etme. Ama yani uzun bir süre daha gelebileceğini hiç sanmıyorum. Anladım. İyi eğlenceler. Sana da. Ekim, kızım ortalık yıkılıyor. Alev alev. Çünkü tane kız vardı. Yengem bir tanesi. Tanıştırayım mı? Gel. Ya Bekir dur. Aziz merhaba. Arkadaşlar, herkes beni dinlesin. Şimdi kaydırağın başına toplanıyoruz. Çünkü çok güzel bir yarışmamız var. Ya. En uzağa atlayana da kocaman bir ödülümüz var. Söyleyeceğim ödülü. Ama ilk önce birlikte içeri gidiyoruz ve mayolarımızı giyiyoruz. Benden size küçük bir hediye. Hadi bakalım. Ekim hadi gel. Saçmalama Bekir, oynamayacağım tabii ki. Ben. Ya kızım ne kadar sıkıcısın. Gel işte şurada. Ya dur sen de. Aman ne yaparsan yap ya. Görüşürüz.
Ne işin var senin? Nasıl girdin buraya? Güvenlik! Bırak, bırak! Bırak, güvenlik, güvenlik. Allah Allah! Sen benim bugün dükkana ziyaretçi yollamışsın Fiko. Ben de iadeyi ziyaret yapayım dedim be. Ha? Olmamış mı? Otursana Allah aşkına, ayakta karşılama beni ya, otursana! Seninle bir anlaşma yapmıştık. Ne istediysen verdik. Ama sen ne yaptın? Olur olmadık yerlerde saçma sapan yorumlar yazmaya başladın. Yani şimdiki kurban da benim öyle mi Fiko? Kurban. Ha Fiko? Şu yaptıklarına baksana. Bak Fiko, ben sana üzücü bir şey söyleyeyim mi ha? Bak, ben o yorumlardan hiçbirinden haberim yok. Haberin olsun. Yargısız infaz yapsınız. Benim gibi gariban bir adamın günahına girdiniz. Şimdi de cezasını siz çekeceksiniz lan! Ne yapıyorsun sen? Yeter! Kendine gel! Ben kendimdeyim zaten, işimdeyim, gücümdeyim. Ama sen kendimden çıkartıyorsun beni lan! Anladın mı? Eğer devam edersen polis çağıracağım. Ha çağır lan, çağır oğlum. Hatta dur, nerede telefon? Telefonu ben vereyim anne. Al lan, al. Al ara. Aa, hatta Selçuk abi ara. Yabancı değil ha. Hatta elimde bir film var fıstık gibi ya. Üçümüz şuraya dizilir otururuz. Şuraya da yansıtırız filmi. Birlikte izleriz ha. Ne dersin? Aa, hatta dur ben sana ön gösterim yapayım ya bir tane. Fragman ya. İzleteyim sana. Heh. Al bakayım. Bak Piko. Bir yerden tanıdık geliyor mu bu film sana? Anladın mı şimdi beni? Ben de prodüksiyon yaparım. Anladın mı Fiko? Sana bu kadar yeter. Sinemalarda izlersin devamını. Başına oturuyorsun. Bak ne güzel eğleniyorlar. Sen de gelsene. Şey... Ama ben mayomu getirmedim. Aman boş ver mayoyu. Kıyafetlerine gir, bir şey olmaz. Ben sana kuru bir şeyler veririm ha. Hadi gel. Gel, gel. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar, minik kuşumuzu niye yalnız bırakıyoruz? Ayıp oluyor ama. Minik kuş! Minik kuş! Minik kuş! Minik kuş! Minik kuş! Minik
Ayça geldi gitti bak. Alıyorsunuz bundan. Alıyorum canım. Bir sorun mu var? Dipçim insanlarsınız siz ya. Bir saniye, bir saniye. Sen bir nerede olduğunun farkına var istersen. Burası benim evim. Benim kurallarım geçer, okey? Siz böyle insanların zayıf noktalarından kendiniz eğlence çıkartacak kadar zavallısınız. Üf! Uğraşamam seninle. Ayrıca ben Emine de zayıf bir nokta göremiyorum. Demek yüzme bilmiyorsun. Bence sen de tadını çıkar. Yoksa ben bilmiyordum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu gerçekten. Melisa, niye yaptın bunu? Eğlenmek için. Ne bakıyorsunuz be? Bitti parti. Çıkın evimden. Defolun. Çıkarın şunu da şuradan. Defolun. Hemen. Çık hemen çık. Eve kadar yürüyecek misin? Sana söylüyorum. Gel hadi bırakayım seni. Kendim giderim. Hasta olacaksın Ekim. Sana ne ya? Sana ne? İyilik meleğim kesildi sen benim başıma. Ya atla hadi arabada bağırmaya devam edersin gel. Gelme peşimden. Titriyorsun Ekim görmüyor musun? Gelsene şuraya donacaksın. Gelme dedim. Ekim. Ekim nereye gidiyorsun? Kaybolacaksın kızım gelsene şuraya. Hasta mısın sen? Ne diyorsun lan sen? Öyle bir şeyden nasıl yeni haberin olur? Ne işe yarıyorsun sen orada?
Bana bak Fikret Efendi. Ne olursa olsun o görüntüler ortaya çıkmayacak. Anladın mı? Hayır. Benim kızım hapse giremez. Hepinizi yakarım. Duydun mu beni? Ya daha nereye kadar kaçacaksın Ekim? Nereye gittiğini bile bilmiyorsun. Eninde sonunda pes edeceksin zaten. Ben asla pes etmem. Bu aptal numaralarını git okuldaki arkadaşlarına yap. Öyle yemezler. Ne oldu sustun? Yemedim numaranı tabii. Kanat Bey. Kanat. Kanat. Hiç komik değil. Nereye saklandıysan çık hemen. Kanat. Tamam. Tamam hadi çık. Gel gidelim hadi gel tamam. Kanat. Tamam bineceğim arabana. Neredesin? Tamam gel. Gel gel gideceğiz tamam. Tamam tamam bineceğim arabana. Neredesin? Çık çık geleceğim seninle. Tamam gidelim buradan. Ya git. Ya git ne yapıyorsun sen? Salak mısın? Tamam. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun gerizekalısın? Böyle şaka mı olur? Tamam. Tamam sakin ol. Geçti. Tamam geçti. Yanındayım. Korkacak bir şey yok. Güven bana. Bir daha kaçma ben. İnsan sonun dayanacağını bile bile kendini ateşe atar mı? Can dostun hayatını mahveden birine aşık olur mu? Ben oldum. Küle döneceğimi bile bile yangının ortasına yürüdüm.